Derya Hanım'ın mutfağı bizi 90'lara götürdü. Çiçekli fayansları uzun zamandır görmemiştik. Dolaplarınızın rengini sevdik ama kulplara eleştiri alabilirsiniz. Biz şimdiden söyleyelim. Masa ve sandalyeleriniz sanki iki ayrı takıma ait gibi. Runnerlarınızı ise çok beğendik. Avize, halı ve perdede bir uyum göremedik. Aksesuarlar deseniz onlar da kafamızı epey karıştırdı. Biz bu mutfağı genel anlamda karışık bulduk. Bakalım hanımlar neler diyecekler. Evet hanımlar, mutfağımızdayız. Mutfağıma hoş geldiniz aslanım. Hoş bulduk Derya'cığım. Mutfağında bahar gelmiş. Bence senin mutfağından hiç bahar gitmiyor. Evet. Çünkü ara fayansların. Ara fayanslarım, yapraklarım. Bütün günü mutfakta geçtiği için Aslı Hanım. Mutfağı böyle gözüm, gönlüm de açılsın istedim. Evet seviyorum. Ah maşallah. Hanımlar ne diyorsunuz? Nasıl buldunuz mutfağı? Tezgah desenli, granit. Üstü desenli. Karışık buldum ben. Derya Hanım ev sahibi misiniz yoksa kiracı mısınız? Ev sahibiyim. Şimdi yandın. Ben şöyle bir geçeyim. Buyurun. Yandın. Kendin mi böyle istedin yoksa zorunda mı kaldın? Yani mutfak dolapları eskiydi evlenirken yaptırdım. O zamanlarda bu cam çok kullanışlı dediler. Çok revaçta dediler. Dikkatimi çekti, beğendim, değişik geldi. Bunu yaptırdım o yüzden de. Çok karışık olmuş yani karşı duvara da aynı şekilde desenli. Çok ikisi de desenli buraya bu şeyleri koymuşsun, yetiştirmişsin. Desenli fayansa aramalar. Bunları koyamazsam çok boş olacaktı. Yani. Belki fayanslarını boyayabilirdin. Şurada ne oluyor fayans orada? O ne öyle? Açsana bakayım. Açayım. Bu balonlar nereden çıktı? Neden sürpriz bekliyordunuz? Aç aç. Ya çok teşekkür ederim. Ay ne olmuş? Nereden gelmiş Derya'cığım? Bakayım Derya, kim o? Eşim, ne yazmış eşim karta? Eşim sürpriz göndermiş. Aşağıda mı siz yoksa? Evet aşağıda. Aşkım ne olursa olsun gönlümün birinci sensin. Başarılar diliyorum, seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim aşkım, çok sağ ol. Çok öptüm romantik çok bir hareket. Bay bay. Dur ben de bir göreyim damadı. Dur ben de bir göreyim. Damat Bey nasılsınız? İyisin nasılsınız? Teşekkür ederim, ilk gün yoktunuz. Maalesef. Ama işte, evet, bu açığı kapattım bu şıklıkla. İnşallah. Çok memnun olduk. Çok teşekkür ederiz. Sağ ben olun. Aslı Hanım ben de konuşabilir miyim eşiyle? Konuş konuş gel. Merhaba damat bey. Merhaba. Evime teşrif etmediniz. Hayırdır bir sorun mu var? Yok. Yani ilk günde bilmiyorum zaten öyle üstünüze alınmayın. Sadece işten dolayı izin alamıyorum. Bu sürprizi yapacağınızda o gün bayram günü eşinizin yanında olsaydınız daha mutlu olurdu bence. O gün planlı bir şey olmadığı için. O yüzden yani üstünüze alınmayın. Tamamdır. Kusura bakmayın. İyi bayramlar. Sağ olun. İyi bayramlar. Teşekkürler. Başka bir gelinler bir şey diyecek misiniz adama? Yok, biz demeyelim, demeyelim. Biz Derya Hanım'a diyelim. Ben de soralım. Yeterlidir Aslı Hanım. Yaz ne yaptın ya Neslihan? Helal olsun. Akıllar vardı diye olaya girdi. Neslihan bayağı içlenmiş gelmemesine herhalde. Ev sahibiyim, teşrif edilmeyince. Bravo. Ne yazmış? Oku. Hemen okuyorum. Karşıdan karşıya geçer gibi sev beni aşkım. O ne demek öyle ya? Karşıdan karşıya geçer gibi. Trafik demek lambası ki falan vardı herhalde konuştuklarında. O anlamda bulmuş ki yazmış. Bunu da mı acaba siz yazdınız? Hayır, siz mi? Hayır, hayır. Yaptırdınız. Kızlar niye bundan sonra her şeyi benden mi diyorsunuz? Yani ben yaptırıyormuşum gibi her şeyi. Sizce bu sözde ne demek istiyor hanımlar? Beklemek herhalde. Karşıdan karşıya geçerken insan bekler lamba yansın, ışık yansın, araba geçsin diye. Bekleye bekleye sev beni demiş herhalde. Yani şöyle bir şey mesela yeşil yanıyor ya koşa koşa gidiyorsun, evet, geçiyorsun. O da bana koşa koşa gelmek istiyor herhalde. İşte yakın bir yana. Ama karşıdan karşıya yani geçerken çok kısa mesela bak. Bir, iki. Yani bir sarı ışıkta duruyorsun. Sen bir şey demek istiyor ben musun? Ben hiçbir anlam yükleyemedim yazdığına. Çok anlamsız geldi aslında. Gerçekten çok anlamsız olmuş. Ama ucunda şu gül, efendim şu balon detaylarıyla o yetti. Sürprizi çok anlamsız. Evet. Aşkımız hiç pek çözemesek de öyle değil mi? Aşkımız evet, hiç solmasın diye de bir yapay evet çiçek. Çok ama yapay çiçek yani seviyor. Bak onu anladık. Evet, ona bir şey yapay diyemem. Çiçek seviyor gelin. O yüzden yapay kullanmış. Neyse sağ olsun. Teşekkür ederiz tabii bu sürprizlerin olayı. Ben mutlu oldum senin evet yüzün güldüğü için. Teşekkür ederim. Yerime geçiyorum şimdi. Madem bu kadar romantiklik yapacaktınız, daha da cümlelerle doldurmanızı beklerdim.
eşinin yaptığı sürpriz çok saçmaydı. Yani benim günüme gelmedi. Biz ailecek hani eşlerimizle bayramlaştık. Keşke eşini orada mutlu etseydi. Ben Derya adına da o gün çok üzüldüm. Annesi geldi. Çok mutlu oldum annesinin gelmesine. Ama eşini yarım bıraktı diye düşünüyorum.